Değerli kardeşlerim, gelelim Atatürk'ün ekonomik savaşına. Evet, Mustafa Kemal'in başlattığı ikinci savaşın adı ekonomik savaştır. Ve ülkenin her tarafında fabrika bacalarını tutturan bu savaşın kahramanları çok iyi biliyorlardı ki ekonomisi dışa bağımlı bir ülkenin sonu tıpkı Osmanlı'nın sonunda olduğu gibi esarettir, sömürüdür, işgaldir, savaştır ve ölümdür. Bundan dolayıdır ki milli mücadelenin kahraman komutanı Mustafa Kemal, ülkenin bütün kalelerini düşmandan temizledikten sonra yeni kalkınma ve kurtuluş hamlesinin şifresini şu cümleyle vermiştir. Bakınız, ilk defa duyacaksınız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk şöyle demiştir: her fabrika bir kaledir. Hayatı boyunca savaştan savaşa koşmuş, kaleden kaleye hücum etmiş bu yiğit komutan, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduktan sonra devletin ve milletin devamlılığını sağlayacak en önemli unsurun fabrikalar, üretim tesisleri, bacası tüten tesisler, imalathaneler olduğunu ilan etmiştir. Ona göre fabrika bir kaleydi. Her üretim tesisi bir kaleydi. Her tarla birer kaleydi. Ve bu toprakların insanı için yegane hedef, kapitülasyon ihanetini bu milletin başına musallat ederek Osmanlı'nın çöküşünü hazırlayan o teslimiyetçi ve maalesef bugün kahraman ilan edilen ve alkışlanan o ceberrut zihniyetin aksine emperyalist ekonomiye dur diyen bağımsız bir milli ekonominin temellerini atmak olmuştu. Atatürk bu amaçla ülkenin her yerini, değerli kardeşlerim, fabrikalarla donattı. 1920'de hatta başladı, 23'de. Ben size bu bölümde çok hızlı bir şekilde, hepsini saymamam imkan yok, sebebini biraz sonra söyleyeceğim. Hızlı bir şekilde fabrika kurma, silah sanayinden bahsediyoruz. Mesela 1923-38 ölümüne kadar savaş sanayi ile alakalı kurduğu tesislerden birkaç tanesi. 1924 Ankara'da fişek fabrika, mermi fabrikası kurdu. 1924 Ankara'da hafif silah ve top tamir atölyesi. Şakir Zümre fabrikası 1925. Eskişehir uçak tamir atölyesi, Teyyare Otomobil ve Motor Fabrikası 1926, Kayseri Uçak Fabrikası, Kırıkkale Silah Mühimmat Fabrikası 1927, Kayaş Kapsül Fabrikası 1930, Barut Tüfek ve Top Fabrikaları devam ediyor. Silah sanayi ile alakalı. 1938'e, yani ölümüne yaklaştığımız zaman Osmanlı Devleti'nin, Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin Osmanlı'nın borçlarından başka borcu yoktu. Evet değerli kardeşlerim, Atatürk'ün Türkiye'si kendi teyyaresini üretti, kendi tüfeğini, kendi mermisini üretti, kendi barutunu, kendi mühimmatını, kendi havanını, kendi çeliğini üretti. Askerine kullandığı sargı bezini üretti, aşısını üretti. Devam edelim silah sanayinin dışında. 1923'te Türkiye Şeker Fabrikaları kuruldu. 1925'te Feshane Yünlü Dokuma Fabrikaları. 1925'te Adana Mensucat Dokuma Fabrikaları. 1927'de Bünyan Dokuma Fabrikaları, Malatya Elektrik Santralleri, Gaziantep, tarihleri vermeyeceğim, hızlı geçeceğim zaten. Gaziantep Mensucat Fabrikası, Ankara Hava Gazı Fabrikası, Ayancık Kereste Fabrikası, şeker fabrikaları 1934'ten sonra yoğun bir şekilde, Eskişehir Şeker Fabrikası, Turhal Şeker Fabrikası, enteresan, bez fabrikası kuruyor, bez. Süt fabrikaları Bursa'da, İzmit'te, Paşabahçe şişe cam fabrikaları, kömür yıkama fabrikası Zonguldak'ta, kükürt fabrikası aklınıza gelir mi? 1927 Keçiboğlu Kükürt Fabrikası, Isparta'da gül yağı fabrikası. 1935'e geliyoruz. Nazilli Basma Fabrikası, suni ipek fabrikaları, taş kömürü fabrikaları, iplik fabrikaları, sigara fabrikaları, İzmit'te kağıt ve karton fabrikaları, böyle devam ediyor. SEKA ile alakalı. Şimdi değerli kardeşlerim, liste çok uzun. Dikkat edin, Atatürk hayatın neredeyse her alanında milleti ve devleti ilgilendiren her sahada fabrika kurmuş. Şeker fabrikası kurmuş, dokuma fabrikası kurmuş, kiremit, demir çelik fabrikası, hava gazı fabrikası, süt fabrikası, bez fabrikası. Aklınıza ne gelirse. Kurduğu kamu kuruluşların, üniversiteleri, tarımdaki devasa yatırımları saymıyorum. Çünkü başka bir konuya geleceğim.